sayılmaz. Sen neye göre yapıyorsun? Efendimiz buyuruyor ki, yatağa yatmadan önce mutlaka yatsı namazını kılmış olun. Namazsız yatılmaz. Ve mutlaka yatağa abdestli, eğer abdest yatsıyı kılmış olsanız dahi, abdestinizi bozmuşsanız herhangi bir sıkışıklıktan dolayı, yeniden abdest alarak yatağa abdestli girin. Çünkü uyuduktan sonra ruh bedenden çıkar, ne olacağını kestiremez. Abdesti yatılmıyor. İçimizde şimdi tek tek tespiti mümkün olsa, kaçta kaçımız abdesti yatıyor yatağa? Kaçta kaçımız ya? Bizim nereniz Müslüman gerçekten? Öyle bir aleme giriyorsun ki uyuyacaksın, uyku halinde ruh bedenden ayrılıyor ve rüya görmeye başlıyorsun. Rüyayı gören bedenimizdeki gözümüz mü, ruhumuz mu, siz söyleyin. Vallahi ruhumuz rüya görüyor. Beden zaten kapalı. Göz kapalı, kulak tıkalı. Bak ayrılmış. O ruh bir daha bedene geri dönmeyebilir. Ölebilirsin. Zelzele olabilir. Evin yıkılabilir. Patlayabilirsin. Hiç abdestsiz yatılır mı? Vay Müslümanlar vay be. Fesübhanallah. İki, yatmadan evvel yatağın üzerinde Efendimiz bağdaş kurmuş böyle. Oturmuş. Mutlaka İhlas-ı Şerif dediğimiz, nedir İhlas-ı Şerif? Kul huvallah dediğimiz o üç ayetlik sure. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ahad. Çok en küçük bir sure. Bunu okunmuş. Arkasından iki sure daha var. Nedir bunlar siz söyleyin. Kul e'ûzü bi rabbil felak. Kul e'ûzü bi rabbin nas. İki sure daha. Buna muavvezeteyn denir. İki sığınma suresi. Sığınma. E'ûzü demek sığınırım demek Arapça. El-i'yâzu sığınmak anlamına. Kul e'ûzü bi rabbil felak. Felak dediğimiz ufukta ışığın patlaması, infilak ettiği o vaktin Rabbine Cenab-ı Hak demek sabaha yakın felak. İnfilak kelimesi buradan geliyor. Fecrin patladığı ana infilak, felak denir. Rabbil alemin kendisini çeşitli şekillere tanıtıyor. Rabbil felak, efendim Rabbin nas, ilahin nas, melikin nas, hep tanıtım kelimeler bunlar. Ona sığınmayı ifade eden bu iki sureyi de kul e'ûzü bi rabbil felak ve kul e'ûzü bi rabbin nas surelerinde okur. İki elini bitiştirerek, ama mutlaka bitiştirerek bu şekilde avucunun içine üfler. Biz de bunu yapmış peygamber. Okuduktan sonra avucunun içine üflemiş. Çünkü o iki surenin ikinci suresinde min şerril vesvas el hannas ellezî yüvesvisü fî sudûrin nas. Devam edin. Bak cin var, cin cin. Cinni inkar eden kafir olur. Bak cin var. Kur'an-ı Kerim'in son sayfası, son perdesi cin ve insan kelimesiyle kapanıyor, öyle mi değil mi? Yine cinneti ve nâz. Bak gitti. Sen ne diyorsun sen ya? Ben diyor cin diye bir şey kabul etmem diyor. Sen kimsin diyor, Müslümanım. Ha, sen neden Müslüman be? Daha hiç haberi yok senin. Yine cinneti ve nâz. Cin var. Cinlerin belası var, cinlerin sataşması var, cinlerin kahru galebesi var. Yüvesvisü, vesvese verir, insanı çatlatır diyor, çıldırtır diyor, batırır diyor, saptırır diyor. Kime sığınacaksın? Bu nâzü rabbin nâz, insanın Rabbine sığınacaksın. Ve melikin nâz, sahibine. Ve ilahin nâz, insanların ilahına. O Allah. Bu iki sureyi okur, avucuna üfler. Başından itibaren böyle bir parmak uçlarına kadar peygamberimiz sıvazlar. Ondan sonra sağ avucunu sağ yanağına yapıştırır ve sağ tarafına yatarak öylece uyumaya devam eder diye.